Nasılsın? Teşekkürler, iyiyim. Bu sefer de uzaktan çekiyoruz böyle. Evet, neden? Çünkü sen böyle geçen hafta önümüzdeki gün yoktun. Nasıl bir cümle ama? Bugün kafama Düzeltilmesi benim. gereken bir cümle. Evet, bir şey gibi oldu. Hani bir şey yapalım mı diyorsun, bir arkadaşlarla buluşmaya çalışıyorsun, bir türlü olmuyor. En sonunda diyorsun ki tamam ya, Salı günü Cuma namazından sonra buluşalım. Onun gibi bir Onun şey gibi, oldu. evet. Tamam, sesleri kes yapıştır edit ediyorum ama konuşma içeriğini de yapamam yani, teknoloji o kadar ilerlemedi. O yüzden de ben geçen hafta evet İstanbul'daydım komple. Cuma akşamı geldim. Senin de sanıyorum hafta sonu biraz yoğunluğun vardı. Benim cumartesi pazar, ki bugün pazar, bu akşam da programım var. Bayağı bir yoğundu. Hatta bu sabah alarm çalınca öyle bir şey, heyecanla kalktım böyle. Eyvah dedim, baktım saat 9. Allah dedim, kıza geç kaldım. Ben seninle yemek hazırlayacaktım. Okula sonra dedim, sakin ol ya, bugün pazar. Yani hakikaten cumartesi ve pazar dolu olunca insan şaşırıyor hangi günde olduğunu. Doğru. Olsun. Aynı şehirde olarak ayrı yerlerde de bir kayıt yapıyoruz. Evet. Yapacak bir şey yok. Çünkü dinleyicilerimize derin saygımız var. Evet. Bir gün bile geciktirmemek için elimizden gelenin fazlasını Ay yapmaya çalışıyoruz. evet, maşallah maşallah. Hatta ben şimdi kalkıyorum. Lütfen kıskanmasın dinleyicilerimiz. Hatta bu programı dinlerken onlar da kalksın. Ben şimdi kendim kahve yapacağım mesela. Filtre kahve. Bana niye söylemedin? Ya. Ben böyle aç bir ilaç oturuyorum burada. Oh yazık. Ben sana zil aldım ama zili ding edince Refika Hanım gelecek. Ne istiyorsun? Çay kahve yapacaktım. O zil nerede? Ofiste mi duruyor? Bir şeyler yapıyor evin içerisinde. Yok, hayır, zil diyorum. Ha, Zil zil zil. Refika Ha, Hanım. pardon, ben duymadım. Uzaktan olunca ancak o kadar. Zil de aşağıda. Valla öyle bir şey yaparsam hayat sağlığım, Değil mi? Evet. ruh sağlığım. Zaten şimdi hayat sağlığı, ruh sağlığı deyince konuyu minimalizme getirmek istiyorum lütfen. Gelmesek olmaz mı? Yok yok, geleceğim. Gelmek zorundayız. Tabii hayat sağlığı deyince baştan atacak bir şey kalmadı değil mi evde? Refika Hanım en son hayat belli girmişti. Evet Bıraktım evet minimalizmi. o alana girince sert bir uyarı aldım. Yok ama neyse. Sonuçta evet sen hatta Instagram'da da paylaştın. Meydan okumayı bırakınca Zeki meydan bana kaldı diye bir yorum yaptın. Evet. Yapacak bir şey Ben de yok. evet bugün yayınlayacağım 15. günü ama ben bu arada bilginiz olsun ufak ufak her gün bir şeyler atmaya, göndermeye ya da vermeye çalışıyorum evden hala. Bu arada güzel bir şey aklıma geldi. Ne denir? Anekdot mu? Hani ben de hikaye bol ya. Evet. Bazen eğitimlerde de kullanıyorum. Hani biz çok özgüvenli yetiştirilmiyoruz. Deneme yapmaya eğilimli değiliz. Bir şey Evet. denemeye diyelim, deneme yapmaya değil. Bir şey denemeye. Hani icat çıkarma, sen mi düşündün falan gibi de garip sözlerimiz var ve bizi durduruyor ya. Şimdi hani minimalizme başladık. İşte ben bir yerde pes ettim. Bu benim için iyi bir denemeydi diyelim. Hani Evet, bence de. sonunu getiremedim ama iyi bir denemeydi. Yalnız bu Ama sen su sesleri falan filan ne oluyor? Evi su mu bastı? yok, evi su basmıştık. İşte, kahve Kahve. yapıyorum. Filtre makinama ayıptır söylemesi. Su koydum. Kahvem olacak biraz sonra, Bak bir işte. 15-20 saniye sonra. Bak işte. Peki. Öyle evin Şimdi içinde gezerek. bir yıllar önce bir film seyretmiştim. Böyle bir çocuk filmi gibi bir şey. Orada da beyzbol takımı var diyelim, okul takımı veya sınıflar arası maç gibi. Çok kurallarını bilmiyorum beyzbolun da, işte birisi top atıyor, ötekisi de o sopayla, beyzbol sopasıyla bunu karşılamaya çalışıyor. Top Sonra hava, herkes dört tane minder var, oraya ulaşmaya evet, top çalışıyor. havadayken galiba böyle o minderleri tur atması gerekiyor. İşte diğerleri yakalarsa da işte başlangıç noktasına topu gönderiyorlar falan falan. Ha, bilebildiğim kadarıyla bunlar. Evet, doğru biliyorsun. Evet, çok fazla bir şeyi yok, kuralı Hatta yok. böyle bir Amerikalı, çok beyzbol şeyiymiş, çalıştığım dönemde böyle bir toplantı vesilesiyle bir araya gelmiştik. Bana anlatıyor falan. Dedim ki ya çok saçma bir oyun o. İşte top öyle dolaşıyor. İkide bir kesintiye uğruyor zaten. Bir sürü de seyirci var. Hani bunun eğlence neresinde demiştim ben adama da. Adam da yani orada şöyle strateji var, böyle bir şeyler var. Kendince anlatmaya çalışmıştı. Neyse. Şimdi diyelim ki hani bizde futboldaki son dakika golü gibi.
Bir son atışlar var. Son iki atış. Atıp da işte kazanırlarsa veya o turu tamamlarlarsa maçı kazanacaklar, değilse kaybedecekler. Hani baskette de vardır ya, iki sayılık atışın Evet. var, bir sayı geridesin. İkisini de atarsan da galip oluyorsun. Zaten de maç bitiyor. Evet. Şimdi oyunculardan birisi çıkıyor, çocuklardan birisi. Ben atabilirim, hani ben yapabilirim diye vardır yani, penaltıyı ben atayım. Onun gibi. Hadi bakalım yaparsın falan diye de arkadaşları yandan coşkuyu veriyor. Bu çıkıyor işte, topu fırlatıyor. Rakip oyuncu. Bu da sopayla bir hamle yapıyor, ıskalıyor. Tüh falan. Üzülüyor biraz. Arkadaşlar hadi işte son bir hakkımız var, iki atış falan. Bunu yapabilirsin. Tekrar rakip atıyor topu. Bu tekrar sopayı savuruyor ve yine ıskalıyor ve maçı kaybediyorlar. Şimdi çocuk biraz üzgün haliyle bir şey yapabilirim diye çıktı ama beceremedi diyelim ki. Sahanın kenarına doğru gelirken arkadaşları aynen şöyle ona sesleniyorlardı. Yani bu beni çok etkilemiştir ve bunu kendime, çocuklarıma, çevreye de uygulamaya çalışmışımdır hep. Onlar dediler ki, az önceki en başında sarf ettiğim kelime, iyi denemeydi, iyi denemeydi. Hani bu İngilizce'de ne deniyorsa, good try mıdır? Ha? Nice try. Belki de böyle bir deyim var. Hani iyi denemeydi. Sen Belki değil öyle canım benim. tamam. Nice Hocam, hocam saygıyla eğiliyorum. Ben o derse gelmemiştim. Nice try. Çok iyi. try. Evet, Evet. yani bunu gerçekten bu çok doğru. Hakikaten bu gerçek hayatta da anneler babalar çocuklarına öğretmenler gerçekten böyle sürekli tezahüratlarda bulunuyorlar. Çok güzel bir şey bu. Doğru. Evet. Şimdi yani diyorlar ki aslında o iki kelimeyle, ya sen bir özgüven sergiledin, çıktın, elinden gelenin de en iyisini yaptın ama olmadı. Fakat hani olmamasına kadarki bölüm çok güzel. Yani olup olmadı, hani olsa daha iyiydi ama. Şimdi bu, ben de hani iyi bir denemeyle diyelim ki minimalizme başladım. İşte 11-12'lere kadar geldim ve durdum. Şimdi ben bazen eğitimlerde bu örneği aklıma gelmişse, vermişsem diyorum ki, bu filmin bu bölümünü ben Türkçe seslendirme yapıyorum şimdi. Denedi hani penaltı, son ben atarım dedi, veya basket, son iki atış var, hani olmadı, tamam mı? Şimdi biz yandan senin yapacağın iş zaten belliydi. Seni oraya çıkaran teknik direktörün falan, bir sayarız da sayarız. Şimdi bunu ne bileyim, hani öylesine aklıma geldiği için söylüyorum. Hiç bunları konuşalım diye de başta konuşmadık hani. Yok, bizim zaten biliyorsun doğaçlama olduğu için aklına geldiği zaman süper oldu yani tam cuk diye oturdu. Evet. Bunu bazen işte çocukların da bir şey yapacakları zaman dene derdim. Şimdi hani yapıp yapamayacağını bilmiyorum. Belki yapamayacağını bilsem bile dene derdim. Denerler, Tabii ki. olur olmaz. Çocukça birazı olur, birazı olmaz falan ama denemesine fırsat vermeyince olmuyor ya. Olmaz, olmaz. Yani başarılı olamıyorlar. Yani deneyecek, yapamayacak, belki yapamadığını, neden yapamadığını görecek. Evet. Başka bir yöntem acaba uygulayabilir miyim diye. Bu sefer ne olacak? Başka çözümler aramaya gidecek. Yaratıcılığı tetiklenecek. Evet. Doğru mu? Yeni bir yöntem öğrenecek. Ha, böyle değil, böyle de yapılabiliyormuş Evet. gibilerinden. Evet. Benim de şimdi aklım hani böyle de değil de böyle de yapılıyormuş gibi. Biz biraz büyüdükçe bu yaratıcılığımızı kaybediyoruz Zeki. Doğru. Şimdi ben bugün bir arkadaşım, hatta Elvan bir bilim kültür sanat evi kurdu. Bana dedi ki Emel'cim dedi yani biri 5 biri 7 yaşında iki tane dedi minik dedi. Hani öğrenciye İngilizce öğretir misin oyun oynayarak? Şimdi ben biliyorsun hep hani şeylerle çalışıyorum hani yetişkinlerle çalışıyorum. İlk defa hani kızım haricinde ilk defa böyle bir şeye tecrübe edecektim. İlk şeyim öğrencim 5 yaşında bir çocuktu Güney erkek. Ama gözlerinden zeka fışkırıyor çocuğun. O Of. kadar mı tatlı olur? Neyse şimdi biz başladık işte İngilizce oyun oynuyoruz, bir şeyler yapıyoruz falan. Tren yolu vardı ya böyle klasik oyuncu birbirine geçmeli. Şimdi onu yapıyoruz. Bir yerde böyle trenin şeyin altını yükseltmemiz gerekti rayını. Fakat bir de bu tren yolunun üzerinde yükselticiler var tamam mı? Böyle küçük nasıl böyle kum saati gibi düşün altına koyuyorsun rayı yükseltiyor tamam mı?
Şimdi arıyorum, arıyorum, bulamıyorum. Hay Allah dedim işte, yani bu olmuyor, yükseltecek, alçak bir döş. Bir baktım elini aldı oradan bir tane bu renkli küp kutular var ya, koydu onu onun altına. Dedi ki öğretmenim neden dedi sadece aynı cihazı aramaya çalışıyorsunuz acaba dedi. Bak işte bu da oldu dedi. Böyle kaldım. Sonradan da kendi kendime dedim ki ya zaten bu nesil feci, çok acayip zekiler. Bir de yani yaratıcı, biz mesela odaklanmışız. İlla oraya o yükseltici parça konacak. Hayır, altına çocuk getirdi bir oyuncak küp soktu. O da tuttu. Oldu bitti. Oldu bitti yani, bu kadar. Çözümse çözüm. Yani Çözüm çözüm. bazen evet şey yapamıyoruz. Yaratıcılığı unutuyoruz, yaratıcı olmayı. Hep Doğru. basma kalıp şeylere doğru Doğru, ilerliyoruz. doğru. Bildiğimiz. Bu Evet bugün buyur. söyle. Yo yo buyur lütfen. Büyüğümsün. Abimsin lütfen. Beyoğlu'nun teşrifatı. Evet. Bilmem neyin zerzevatı. Zerzevat. Çengelköy'ün zerzevatı. Şimdi hani çocuklara veya insanlara deniyor ki üçüncü bir gözünüz olsaydı nerede olmasını isterdiniz vücudunda? Kimisi işte alnının ortasında, kimisi arkada falan filan. Küçük çocuklara soruyorlar, parmağının ucunu gösteriyor. Ya evet, muhteşem. Benim hayatta aklıma gelmez parmağımın ucunda bir üçüncü bir gözümün olması. Evet, İşte ne tarafa evet, yöneltirsem ilgi onu duyuyor. orayı görürüm. Evet, aynen öyle. Ne kadar da güzel olurdu hakikaten öyle bir şeyimiz olsa. Doğru. Gözümüz olsa. Özellikle tacizciler için hemen benim gözler başka çalışmaya başladı. Evet, Çünkü daha hakikaten. önce örneklerde veya konularda geçtim bilmiyorum. Mesela işte iki tane bardak veriyorlar. Veya geçen haftaki sohbette mi böyle bir çok taze bu anlattığım. İki tane bardak veriyorlar çocuklar veya insanlara bununla ne yaparsın diye. Ha evet, bundan bahsetmiştik galiba, bu Z kuşağı bir bölümde bahsettik, evet çocuk, ama bahset yine de, ben de unuttum ama biliyorum şeyden az buçuk. Ha. İşte kreş çocuklarına veriyorlar. Bu iki tane bardakla ne yaparsın? Aynen senin örneğindeki gibi. Onlar 17-18 çeşit şey söylüyorlar. Birisi mikrofon gibi kullanırım. Ötekisi bundan silindir yaparım. Ötekisi kırarım diyor. İşte üst üste dizerim kule yaparım falan. Öyle bizim yaşlara falan gelmemize bile gerek yok. Üniversite öğrencilerine söylüyorlar bunu. Tabii Soruyorlar ne tabii. yaparsınız? Hepsi bardak çerçevesinde fikirler üretiyor yani su içerim, süt içerim, kola içerim ama bardak yani bunun Evet. dışında bir şeye geçilmiyor. Evet. Bu Yani söyle. ben mesela şimdi böyle sen söyleyince o kadar, şöyle bir deyim vardır. Hayatınızda mutlaka her zaman bir çocuk olsun. Bir çocukla vakit geçirin. Yani biri 5 yaşında, 7 yaşındaki tamam biraz daha büyük, o da kız çocuğuydu ve çok hanım hanımcık. Ama o kadar mutlu oldum ki, çünkü düz mantık düşünüyorlar. Gayet saflar ve süper yaratıcılar. Bakalım ya, benim için yeni bir tecrübe olacak. Çocukları da çok seviyorum ben, acayip seviyorum. Kız erkek hiç fark etmiyor. Ben çok heyecanlanıyorum mesela. Yani inşallah bırakmazlar kursu. Yani enteresan olacak. Doğru. Hani bir bölümde de bahsetmiştik. Küçük oğlum İstanbul'un fethiyle ilgili farklı bir yorum getirmişti. İşte iyiler mi kötüler mi? Sen anlatırsın iyiler. Başka işte aynı savaşı karşı tarafın babası çocuğuna nasıl anlatacak gibi. Ya Bu benim hiç tabii. düşünmediğim bir şeydi. O zaman böyle bir dakika daha geniş perspektifle düşünmeye başladık. Burada şey aklıma Çok geldi. güzel. Sen hani altına şunu koyuversek ya dedin ya küçük çocuğu. Evet. Tersine mentorluk diye bir kavram var ya. Aa, bilmiyorum ben onu, hiç duymadım. Öyle mi? Hani koçluğu anlatırken bir mentorlukla da karışabiliyor demiştik ya. Hani Evet. mentor deneyimini paylaşıyor. Paylaşır. Karşıdaki de ondan, hikayesinden, kendini kıssadan hisse alır. Kıssa da, vay ilerlemişsin bu konuda bayağı. Ya ben çalışıyorum. Sadece İngilizce değil, Osmanlıca'ya geçtim. Ben Takdir haberin ettim. yok. Kıssadan hisse. Vallahi Kıssadan hisse. Ya. telaffuzu dahi doğruydu yani takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet dinleyen de bu mentorun anlattığından bir hisse çıkarıyor kendisine, bir pay çıkarıyor. Şimdi hep tabii deneyimli insanlar daha az deneyimlilere bunu anlatıyor. İşte şirketlerde de yeni giren birisine bir içeriden bir iç mentor atarlar. Abilik, ablalık yapar ona. Şimdi şirketler şuna başladı. Özellikle bu Y kuşağı, Z kuşağı falan gibi kavramlar gelişince
Ya hani hemen de bir etiketi yapıştırıyoruz ya, bu kuşaklar zaten böyle falan. Ama bir dakika, bir onları da bir dinlemek, anlamak gerekiyor ya. Hani Çok güzel. tersine mentorluk. Bu gençler büyüklere diyorlar ki biz buyuz. Bizim şöyle bir özelliğimiz var. Şunlar bizi motive eder falan diye onları anlatıyor, öğretiyorlar. Şimdi bak, çok güzel bir şeyden bahsediyorsun, fakat onları bu bir üst kuşak dikkate alıyor mu? Sırf konuşturmuş olmak için konuşup bu Ya madem olmaz bunu atalım alan gibi olmasın. alıyor. Hani sen bugün anlatırken o çocuğun ifadesini aldığın izlenimine kapıldım. Ya bak, biz meğer Evet. kalıplaşmışız. İşte niye bu illa o Öyle parçayı öyle. arıyorum ki demişsin. Bu ne demek? Evet. Mesajı almışsın. Evet. Evet. Yani tabii bu şirketler için, hani şirketlerde çok güzel. Umarım bütün şirketlere yayılır Evet. Türkiye çapında. Ki bir Ben bunu gelişsin insanlar. hani alıyor mu almıyor mu, bu herkes için geçerli. Ben bazen şunu söylerim. Hepimiz diyelim ki bir eğitime gidiyoruz. Tamam mı? Eğitmen de çok güzel şeyleri anlatıyor. Veya bir kitap okuyoruz. Yazar da çok güzel şeyler yazmış. Ben derim ki ya, bir şelale akıyor. Senin elindeki kap ne kadarsa oradan suyu o kadar alıyorsun. Aa, doğru. Birisi Kovaysa kova. kovaysa kova, bardaksa bardak. Hatta şey örneği vardır, şu terzilerin dikiş dikerken parmağına taktıkları. Yüksük. Onu da biliyorum. Ne denir? Yüksük. Yüksük. Ha, yüzük değil, yüksük. Yok, yüksük. Tamam. Biri de yüksükle gitmiş. Valla şelaleden o kadar bir damlacık alabilmiş. Tabii. O Doğru sebeple hani söylüyorsun. düz mentorluk da tersine mentorluk da, karşı taraf neyi alıyorsa o kadarı alıyor. Şeylerin, arabaların veya araçların istiyap haddi denir. Yük taşıma kapasitesi. Kimi Torkundan mı bahsediyorsun arabaların? girme o konulara. Yok değil tabii ki ya. Şimdi Hayır, ben bir tek arabalarla ilgili işte torkul, dingil, amortisyon falan, onları bildik mi işte? şimdi bir kadını offside anlatmak ne kadar zorsa, şimdi torkla istihap haddini anlatmak da o kadar zor. Tork, motorun çekiş gücüyle ilgili bir şey. Ben de biliyor gibi anlatmıyorum ama hani gaza basınca birden ne denir, ivmeleniyorsa orada bir tork vardır vesaire. İstihap hattı taşıma kapasitesi ya. Hani küçük bir kamyonetin taşıma kapasitesi 1.000 kilo. Ben işte madencilerle de çalışıyoruz bazen. O devasa kamyonlar var. Hatta belki o fotoğrafı paylaşmalıyız Instagram'da. Ben elimi uzattım, tekerin üstüne değemiyordum. Hani tekerin Aa, ben biliyorum o fotoğrafı. Şey paylaşmıştı arkadaşımız Selma. Onunla sen gitmiştiniz evet, hatta. beraber gitmiştik. Böyle hani Kocaman. tekerin çapı 3 metre falan, hani kamyonu düşün Oh. artık. Evet. Onların taşıma kapasiteleri de 250 ton. Tamam mı? Of. İstihap hattı 250 ton. Dolayısıyla da Of. tersine mentorluk gerçekten güzel bir şey. Buradan hatta isim de verelim ki güzel bir örnek olsun. İşte danışmanlık koştuk verdiğim şirket Çayeli Bakır İşletmesi. Onlar tersine mentorluk başlatıyorlar. Of, Harika bir çok şey. güzel. Harika bir şey. Ay, çok vallahi çok güzel bir şey. Şimdi çok heyecanlandım yani böyle bir gelişme olduğunu duyduğum zaman. Yani bunu hem şirketler hem de dediğim gibi kendi hayatımıza da yansıtmamız lazım. Şimdi bizim zamanımızda bizim kuşak veya hani bizim kuşak, biz aynı kuşak mıyız ya bu arada Aynı diyeyim de seninle? ben moralim yerine gelsin. Aynı kuşak değil mi? Aynı. Hani mesela bizim kuşakta, Şimdi bizim zamanımız. biz galiba X kuşağıyız. Hani bir hasta ölünce X oldu diyorlar ya, biz X Ex kuşağıyız. Bitik Ama yani. Nasıl ben size diyorsunuz kendimi İngilizce? Lost case mi? lost case, evet yani. Kayıp vaka, kayıp Kayıp vaka. vaka. Kayıp vaka. Ne diyecektim ben ya? Bak, bir şey diyecektim, gene düşünce şeyi kaçtı, Ne diyecektin treni. hakikaten? Yalanmış. Yalanmış. Değildir mutlaka. Biz Yok. hep doğru şeylerden Yok. bahsederiz. Tersine Evet. mentorluğun güzel bir şey olduğunu, bunu da işte Çayeli Bakır İşletmesi'nin uyguladığını söylemiştim. Ha, şey söyleyecektim. Evet, mesela bunu duyunca heyecanlandım. Bizim kuşağımız, bizim zamanımızda mesela annelerimiz demeyin de daha çok hani babalarımız, mesela çocukların fikirleri alınmaz, hiçbir şey sorulmazdı. Hani Doğru. anlatabiliyor muyum? Doğru. Şimdi öyle öyle değil yani, bir fikir alıyorlar, bir onu da işte atıyorlar.
bir yere gidilecekse onun da fikri soruluyor. Bizde öyle yok. Hadi toplanın gidiyoruz abi. Ben belki gitmek istemiyorum. Hani, Doğru. yani çok heyecanlandım. Çok güzel bir şey. Doğru, doğru. Türkiye adına, şirketler adına çok güzel bir şey. Doğru. Bir uygulama yapıyorlar. Çok iyi hem de. Danışanlarımdan birisi bahsetmişti. Normalde biz tabii ki koçluk seansında konuşulan hiçbir şeyi başka bir yerde anlatmayız ama hani anonim olarak anlatıyorum bunu güzel bir örnek olduğu için. İşte koçluk hani koçluk alanlarda artık koçvari yönetici, koçvari çalışan anne baba olmaya başlıyorlar ya. Hani koçlukta da şunu yap et deme sorularla ilerle. Hani sen dedin ya eskiden bize sorulmazdı. Şudur. Hani kıyafet alırken bile alınır biz Yok de tabii canım. giyerdik. Tabii. Onu beğeniyorum, beğenmiyorum. Bunu istiyorum mu? Yok yok. Hiç Aa. hiç. Yok. Şimdi ilkokula giden çocuğu sınıflar arasında maç yapılıyormuş. Turnuva olur ya okullarda. İşte o günkü maçta da bu çocuk kaleciymiş. 7-0 yenmişler. Ertesi günde diyelim ki final maçı var artık. Babasına demiş ki, baba demiş, yarın final maçı var ama ben şimdi 7-0 yenince herhalde rakip de zayıfmış. Bana hiç iş düşmedi. Hani kaleci olarak hiç iş düşmedi. Ben kalede çok sıkıldım. Yarın final maçı var. Ben yine kalede mi durayım? Yoksa ileride mi oynayayım? Hani gol atmak için ileride mi oynayayım? Şimdi ben diyor koçluk almasam ya da bu tür kavramlarla tanışmamış olsam ona derim ki yok yok sen kalede iyisin, kalede dur. Veya tabii canım madem canın sıkıldı hani sen de git iki gol de sen atarsın ileri geç derim dedim. Ama şimdi çocuğun maçı, çocuğun tercihi hani falan. Şimdi Çok güzel. koştukta konuştuklarımız aklıma geldi. Bunu yutkundum dedi. Bunu söylemedim. Peki sen ne istiyorsun demiş. Güzel bir soru. Evet, süper bir soru Evet. hem de. Ama dedi çocuğuma ben şimdiye kadar böyle bir şeyi fırsat vermemişim ki dedi. Çocuk hani ilk kez böyle bir soruyla tanışıyor gibi. Başlıyormuş çocuk ağlamaya. Aa, ne bileyim Onun gibi neredeyse çocuk demiş ki yok yok baba demiş sen söyle benim ne yapmam gerektiğini. ya. Ya, çocukları nasıl Ya robotlaştırmışız? o kadar üzüldüm ki dedi ben ne yapmışım meğer hani. Ama Tekrar tabii bunu yani şimdi anne babalar yanlış anlamasınlar. Bizim bunları anlatırken hani siz yanlış istiyorsunuz. Hiç kimse kötü niyetle yaklaşmaz çocuğuna. Yani o da elbette. babasından öyle görmüştür. O şekilde gidiyordur. Çünkü o da denemiştir bir şeyleri. Doğrusu da budur zaten ama hani en baştaki o denemeye geldiğimizde ona o fırsatı vermeyince doğrusu budur. Hatta işte yine küçük oğlum eşime demiş ki ya anne bana doğrusunu her zaman söyleme. Bırak fırsat ver ben deneyeyim. Hani Doğru. O öyle yanlışsa bir cümle, tabii öyle bir cümle Selin'den bana çok sık gelmeye da başladı bu aralar o tarz duy bak. şeyler. Duy işte tersine mentorluğu duy. Duyuyorum yok ben zaten elimden geldiğince ona Yapıyorsun, destek olmaya yapıyorsun. çalışıyorum. Sonra bu baba demiş ki yok yok sen söyle ne yapmak istiyorsun? Çocuk karar verememiş, tamam mı? Ben de diyor o karar versin istedim diyor. Çocuğuna demiş ki oğlum istersen gece düşün hani sabah bu konuyu yeniden konuşalım. Tamam demiş o. Sabah olduğunda çocuk demiş ki babasına baba ben gece düşündüm kalede kalmaya karar verdim. Bak şimdi hani. Ne kadar güzel bir ilerleme hani bir günde bile. Kalede Kendi karar vermiş evet. yani, evet. Çünkü demiş ben kalede güçlüyüm. Tamam dünkü maçta bana iş düşmedi ama şimdi final oynuyoruz. Rakip de haliyle güçlü. Bana kalede iş düşebilir ve ben hani iyi kurtarışlar yapabilirim. O yüzden bugünkü maçta kalede duracağım. Tamam. Oo, süper. Bu harika bir şey. Şimdi bunu yapmayınca yani dur. Pardon, bu amcanın koçu sen misin bu arada? Evet. Ya işte burada İşte ya. budur ya, Söyle budur. bana koçun kim? Söyleyeyim sana. Sen nasıl bir koç olacaksın? Siz koçlaştıramadıklarımızdan mısınız Ver genç? coşkuyu, ver coşkuyu. Bu arada Yok şey... gerçekten öyle ya. Yani Eyvallah. hala senin koçluk seansını arada bir senin derken benim koçluk Hı seansımı hı arada bir dönüp dinliyorum. Hatta dinleyen arkadaşlarım da var. Şey dediler, diyorlar ya ne kadar güzel soru sorma yöntemleri ne kadar farklı neler sordu. Yani hı. gerçekten çok başarılısın bu konuda. Şimdi hakkını da Eyvallah. yiyemem. Yiğidi öldür hakkını ver. Eyvallah. Teşekkür ederim.
Şimdi bunu Güzel. yapmayınca hani bu koçvari diyelim ki anne baba olarak ilerlemiş oldum. Yapmayınca diyoruz ki tabii canım kalede dur, tamam mı? Ondan Evet. sonra belki gerçekten de o finalde de 5-0 yendiler ve yine bu çocuğa iş düşmedi. Ya bak işte gene kalede durdum babam dedi, tamam mı? Hani ileride oynasaydım şu olacaktı falan diye o sıkça da kullanırım bu cümleyi şey tabiri kurban psikolojisini benimsiyoruz. Tabii veya tam tersi babası kalede dur der. Bu sefer bunlar 5-0 yenilirler. Evet. Ya işte ben aslında forvet oldum, babam kalede dur dedi diye böyle oldu, bir sürü gol yedim falan da olabilir yani. Ola, Tersi bir düşünce de kesinlikle olabilir. olur. Bak ben ileride olsaydım 3 gol de ben atardım ve bu maçı Tabii alırdık tabii. falan. Tabii. Şimdi Sonra soru. içinden kuruyor babaya karşı Evet. ister istemez. Evet. Evet. Oysa şimdi sorumluluğu aldı, elini taşın altına koydu, sonucuna katlandı. Bir irade ortaya koydu ya. Tabii. Sevabıyla günahıyla bir işin sorumluluğunu Evet. almanın ne olduğunu anlamış oldun Evet, öylece. ne kadar güzel bir şey. Dolayısıyla da hem biz deneyelim hem insanların, çevremizdeki insanların da denemesine fırsat verelim. Ne dersin? Fırsat verelim ve onları cesaretlendirelim. Hı, doğru. Değil mi? Mantık, akıl ve akıl çerçevesinde tabii. Hadi oğlum yapabilirsin, üçüncü kattan atla falan gibi Doğru, değil doğru. de. Yalnız ben bir kere şimdi böyle iyi denemeydi, iyi denemeydi falan diye konuştuk. Kızımla ne zaman da 2 sene önce yani 12 yaşında falan, işte 13 yaşında bu ya, ne türü de bot turlara çıkıyorsun yani. Ha, tekne turu. Tekne turu, teşekkür ederim. Tekne turuna çıktık. Teknemiz biraz, çıktığımız tekne biraz büyük ve kalabalıktı ve bir hani 2 katlı değil, 3 katlıydı. Bayağı yüksek. Şimdi senin çok güzel yüzer. Mesela Yunus balığı gibi yüzer. Böyle çıkar, dalar, görmezsin bile daldığını, suyun altından gider hava almak için tekrar çıkıp yani Yunus balıkları gibi yüzer. Vay. Şimdi ben de hep şey yapıyorum, affedersin, hocası da benim bu arada, neyse. Şey özür. Ondan sonra Selin'den o yüzden mi korkuyorsun? Sen Selin'den Yunus hocasından balıklarından korkuyorum. Yalnız şöyle bir durum var. Ben balina, o Yunus balığı. Yani böyle Tamam bir cisim peki. farkı da var. Tamam peki. Şimdi bu işte denize atlamayı çok seviyor tabii herkes, yine tekne turundan falan. Neyse birinci kattan bir atladı. Sonra kimse dedi, geldi anne dedi, ikinci kattan da at dedi. Bu arada üçüncü kattan da atlayan ama hep erkek, yabancılar falan da vardı. İkinci kattan da atladı. Sonra geldi anne dedi, acaba dedi üçüncü kattan da atlayabilir miyim dedi. Ya şimdi ben düşünüyorum ya, bir ters düşse, şu hani böyle betona çarpma etkisi Evet, oluyor ya, böyle açık doğru. düşünce falan. Doğru. Ya dedim, acaba dedim öyle olur mu falan. Sonradan da dedim ki yani tabii hani bu birazcık böyle deli cesareti gibi oldu ama ben dedim ki kızım yapabilirsin. Sonuçta suya girme tekniğini, atlama tekniğini biliyorsun. Hani ikinci kattan da atlıyorsun falan. Yapar mıyım yapamaz mıyım? Hatta oraya çıktı şimdi. Herkes böyle çekildi. Tek kız bu çünkü. Hep erkekler atlıyor işte, genç çocuklar falan. Şimdi böyle atlayacak gibi yapıyor, geri çekiliyor. Ben aşağıdan bağırıyorum. Yapabilirsin Selin, konsantre ol bilmem ne Vay. falan. Bu bir atladı ama Allah'tan yemin ediyorum çok güzel girdi. Bütün tekne nasıl coştu sana Gerçekten. anlatamam. Vallahi sonra Selin dedi ki, anne dedi iyi ki beni cesaretlendirdin dedi. Bütün dedi hiç korkmuyorum artık falan, yüksek yerden de atlamayı falan demişti. Umarım bunu ileride kötüye kötüye kullanmaz. Doğru. Yani yapmak, cesaretlendirmek lazım tabii ki. Yani Evet. çocuklarımız her daim arkasındayız. Allah onları korusun her Amin amin. şekilde. Kıyamıyoruz, korumak istiyoruz falan Yok. ama bazen bunu aşırı yapınca da zarar veriyoruz. Tabii. Tabii yok yok. Kendi hatasını kendisi yapsın ve bulsun. Hani gene gerekirse biz illaki müdahale ederiz yanlış bir durum karşısında. Doğru. Ama mutlaka denemesi lazım. Çünkü mesela bana, şahsıma mesela şöyle bir zaman, hiçbir zaman öyle bir şans verilmedi. O yüzden de ben hep kızına elimden geldiğince Ne güzel. böyle neler yaptırıyorum. İşte karşılıklı sen de keza öylesin zaten. Evet doğru. Benzer şey şimdi şöyle bir şey aklıma geldi. Hani kurumsal hayattan sıkıldım bölümünde de belki biraz bahsetmişizdir bundan. Şimdi ben danışmanlık yapıyorum. İşte 2002'den bu yana kaç 17 yıldır danışmanlık yapıyorum. Vay, 17 yıl oldu mu? 17 yıl olmuş ya. Vay 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 vay. Peki, süper. Evet. Devamını dilerim. İnşallah. Sağlığım el verdiği sürece de hani temposunu düşürerek devam etmek isterim. Tabii. Çünkü demişimdir hani bilginin de zekatı lazım. Bu da ben de birilerine bir şeylere dokunuyorsak da Kes. Evet. aldığımızın bir bölümünü veriyoruz. O yüzden de Evet. keyifle yapıyorum. Şimdi Evet.
İşte diyelim ki insan kaynakları yöneticisi, direktörü, uzmanı, arkadaşlar da işte kurumsal hayattan sıkıldım ya da profesyonel hayat benim için yeterli. Ya ben de danışmanlığa geçmek istiyorum diye sıkça bana da gelirler. Hani ne yapayım? Şimdi hani ticari olarak bakarsan bir rakip çıkacak karşına hani. Yok ya uzak dur buralardan falan da diyebilirsin. Coşkuyu versen adam ondan sonra belki de ya bu muymuş meğere gelecek. Ben aslında objektif bir şekilde anlatır ama sonunda da derim ki dene. Hani işin içine girmeden hiçbir şey belli olmaz. Profesyonel hayatın kendine göre artıları eksileri var. Kendi işini yapmanın da artıları eksileri var. Hani hem önden hem cam kenarı olsun böyle bir şey yok. Dolayısıyla Maalesef. da dene derim. Bazıları dener gerçekten. Devam eder. Bazıları dener, vazgeçer. Kimisi de denemeye cesaret edemez diyelim ki. Ama denemek güzel bir şey ya. Kesinlikle katılıyorum. Gerçekten katılıyorum. Evet. Biz de bu podcast'te deneyerek girdik. Biz de bu podcast'i yalnız podcast'te deneyerek girdik. Hatta elimizde bayağı bir konu var aslında. Hem bu buluşmadan gelen konular hatırlarsan konu başlıkları vardı. İşte meslekler arasındaki zorluklar, güven problemi. Doğru. Ondan da bahsettiğim gibi birkaç konu vardı elimizde. Biz Doğru. dedik ki şunu mu konuşalım, bunu mu konuşalım falan derken biz tabii unuttuk ne konuşacağımızı konu. Ama iyi denemeydi, iyi İyi oldu denemeydi. Bu bölümde iyi denemeydi. İyi Adı denemeydi, evet. da öyle Evet. olsun istersen. İyi denemeydi. Ha, iyi denemeydi olsun. Tamam, okey. Peki Tamam, anlaştık. aslında şey hep başında bir e-postalardan da bahsederiz. Instagram'a gelen yorumlardan da. Bunu yapmadan direkt daldık Evet. denememize. Bir de geçen haftanın da bir yorumu, kritiği, ne hissettiğini duymak isterim senden. Buluşmamızın. Tabii evet, buluşmamızın değil mi? O gün o bölümü çektik, yayınladık. Kendi görüşlerimizi paylaşamamıştık insanlarla. Ben çok büyük keyif aldım. Yani gerçekten bunu Instagram'da da paylaştım. Dinleyici kitlemizin çok kaliteli, farkındalığı yüksek ve hakikaten zeki insanlar olduğunu biliyorduk. Az buçuk böyle bir hani nabız yoklama, işte e-postalar olsun falan, ama gerçekten öyle olduklarını görmek bana çok büyük bir haz verdi. Ve bunu hani keşke imkan olsa da böyle bir işte diyorum hani şu çeyrek 3 ayda bir falan yapabilsek ne kadar güzel olur. Hatta benim gönlümden şöyle bir şey geçiyor burada ama söylemiş olayım. Ben böyle bir şeyi İstanbul'da da yapmak istiyorum, İzmir'de de yapmak istiyorum. Dedi genç adam sadece. Katılmıyor musun bana bilmiyorum. Öyle coştum böyle. Zaten Türkiye'nin bütün şehirlerinde buluşma gerçekleştireceğiz falan diye. bu buluşmaya bile biliyorsun kuşkulu yaklaşmıştım. Orada da demiştim ya Emel'in yüzünden diye. Yok yok, çok güzel geçti. Çok Çok mutlu keyifliydi. oldum. Çok Çok keyifliydi. sevenimiz varmış. Senin de çok sevenin varmış. Benim de ayrıyetten çok sevenim varmış. Öyle. Sen ne düşündün? Katılamayıp da bir sürü güzel yorumlar Evet. yapanlar, Evet. gönderenler de oldu. Çok keyifliydi. Çok keyifliydi. Yani bütün podcast tarihçemizde olduğu gibi çok doğaçlama gelişti. Evet. Masalar beni en çok şaşırtan şey bu şey olur ya düğünlerde bir yerleşim olur bir yere oturursun. Kız tarafı, erkek tarafı. Şimdi burada zeki tarafı, hemen Bak onu tarafı gibi. ayırsaydık keşke ya. Direkt gelir gelmez kız tarafı mı erkek tarafı mı? Ve hani nezaketen merhaba nasılsınız falan diye yandakiyle böyle bir iki kelime konuşursun. Bu asansördeki göz temasında bulunmaktan kaçınıp da sağa sola bakmak gibi. İşte oynayanlara bakarsın, ıvır zıvır şeyi de WhatsApp'ınla ilgilenirsin. Burada insanlar biz şeye başlatamadık hani konuşmamızı başlatamadık. O kadar Evet. sına sıcak ilişkiler ve konuşmalar vardı Çok. ki. Evet. Büyük ihtimal o bahsettiğin hani gerçekten nitelikli, gerçekten benzer kaygıları taşıyan, benzer hani duyguları taşıyan insanlar bir araya gelmiş oldu. Herkesten neredeyse yorum, ya ne kadar güzel sohbetler oldu, ne iyi insanlarla tanıştım Evet. oldu. Bu beni çok Evet. etkilemişti. Evet. Bir ara Gerçekten çok. hatta biz rahatsız etmiyoruz değil mi falan biz yan tarafa takılalım diye orada da bir düğün vardı nikah oraya takılalım diyesim geldi. Yok yok, çok
Çok güzeldi. Bu arada ben kendime filtre kahve yapmıştım ya. Evet. Unuttun, soğudu. Duruyor. Soğudu yani. Konuşmaktan soğudu Üzgünüm, böyle bir şey. Ya ev. organik beyinlerin tadı ya filtre İşte. kahvenin tadı, tercih senin. Hem tadı hem de podcast aşkı yani. O kadar dalmışım ki konuşmayı unuttum Doğru. yani kahve keyfini yapmayı. Doğru. Bize sık sık e-posta atan sevgili Emre'nin de bir e-postası vardı. Ben onu buradan okuyayım. Bu hafta daha bir heyecanla beklediğim bölümü zevkle dinledim. Gerçekten çok keyifli bir buluşma olmuş ki hem sizin hem de misafirlerinizin sesine de yansımış demiş o 67. bölümü dinledikten sonra. Teşekkürler. Evet, istikrarlı bir şekilde ara vermeden devam edip pazartesi günlerimize ayrı bir anlam kattığınız için de çok teşekkür ediyorum demiş. Evet, sağ Biz olsun. de sevgili Emre'ye de bizi dinleyen, tavsiye eden, değil mi? Herkese de hakikaten teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Kapatmadan önce bir şey mi söyleyecektin Evet, gibi tam da geldi ben bana. araya gireyim istedim. Şöyle bir şey yapalım mı? Hadi madem deneme, böyle bir şey deneyelim mi diye. Peki. Ben Benim varım. Her şeye varım. tamam. Bu Peki Kızılay eyvah, çok Meydanı kötü güldü. Her şeye varım. Yeni kitabımın adı falan. Kızılay Meydanı'nda trafiğin ortasında çekelim falan gibi böyle Varım. kötü Varım gerçekten. deneneydi. Polis bizi aldı götürdü. gazından da boğulduk. Şöyle bir şey yapalım mı diye düşündüm. Benim bir podcast konusu olarak bir okuduğum bir makaleden esinlenerek yankı odası diye bir kavramı duydum ve çok hoşuma gitti içeriği. Yankı. Eko odası ya da yankı odası gibi bir şey. 69. bölümün konusu yankı odası olsun mu? Öncelikle sana soruyorum. Olsun. Ben de bir araştırayım bakayım neymiş bu yankı odası. Bir öyle bir film vardı. Sessiz oda mı ne öyle bir şey vardı. Ha, ne odası? Valla Panik odası. öyle panik odası ha. Evet. Tamam sessiz oda. Panik odası. Onun gibi bir şey mi acaba? Yankı odası diye bir kavram üzerine önümüzdeki hafta konuşalım. Olur. Tamam. Öğretmenim araştırma yapabilirim değil mi bu konuda? Hocam. Yapabilirsin, kopya çekebilirsin. Tamam. Belki de Tamam. hani bu bölümü dinleyenlerden de yayınlanmamış bölüm hakkında yorumlar gelebilir. Doğmamış çocuğa doğum biçilmez ama. Evet, olsun. Çok enteresan. Şimdi benim aklımda neler canlandı, neler. Neyse onları sonra şey, O yankı odası deyince. sonra tamam. Evet. Sonra. Enteresan şeyler oldu. Peki, o zaman bize vakit ayırıp dinleyen bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Evet. Bizlere e-posta attınlar değil mi? Devam Küçük etsinler. küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyoruz. Ellerinden öpüyoruz. E-postalarınızı lütfen bizi mahrum bırakmayın e-postalarınızdan. Instagram'a zaten yorumlar geliyor. Devam tam gaz. Bizleri tavsiye edin. YouTube'dan, Spotify'dan, Power Application uygulamasından da ulaşabilirsin. Bu arada Power Application'da yine bir numara yükselmiş. Ayıp bir söylemesi. Bilmiyorum. Baktım mı en Baktım son. baktım. Yollarda oradan dinledim bazı şeyleri. Baktım. Süper gurur verici bir şey. Evet, Bir de çok gurur verici bir şey. şöyle bir ödev olsun mu? Nasıl? Denemeyle ilgili, iyi ya da kötü denemeyle ilgili bir takım şeyleri paylaşırlar mı? Bilmem paylaşırlar. Yani biz bunu aslında çok denedik. Yok resim çizin gönderin işte bu konuyla ilgili düşünüyorsunuz yazın falan diye. Hani evet Tembeller gel ya, geldi. tembeller ya. Tek tük geldi ya. Evet ama o zaman dinleyici sayımız çok azdı. Şimdi çoğaldık ya belki öyle bir şeyler olabilir. Hadi Ki biz bakalım. de bunları paylaşalım. Evet. Hani şunu iyi ki denemişim ya da şunu denemediğime çok pişmanım. Ya da Ya da arkadaşlar ben şöyle bir şey denedim siz sakın denemeyin ne evet olur. hani bazen olur ya şeyin altında yazar bunu evde denemeyin diye. Denedim başım belaya girdi. Ben yandım siz yanmayın. Böyle bir Tamam şey olur. olabilir. Olur anlaştık. Peki. Herkese çok süper bir hafta diliyoruz o zaman. Evet. Bunu pazar günü çekiyoruz. Pazartesi yayınlayacağız inşallah. Evet. Sen de edit yapacaksın daha. İşin uzun senin. O Kolay gelsin. gitti pazarım. Evet. Sen kahveni iç orada. Oh.
Kebap. Ben içeceğim ama ısıtacağım şimdi yeniden. Mikrodalgaya koyup ısıtayım. Hani ben yaratıcı düşünmeye Tamam. çalışıyorum. Yeniden yapamayacağıma göre. Keyifle edit ediyorum. Dinler edit ederken bile gülüyorum kendi kendime. Bunun da bir psikolojik altyapısı vardır büyük ihtimal. Onu bir daha konuşalım bence. Peki bize Tamam. de organikbeyinlerpodcast@gmail.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. Instagram @organikbeyinlerpodcast'te bizim Instagram adresimiz, YouTube'da dediğimiz gibi kanalımız var. Abone olun lütfen, oraya da bildirimler direkt gelsin size her bölüm yayınlandığında, her pazartesi sabah saat. Oy, tek nefes aldım 8'de. 8'de organikbeyinler.net diye de web adresimiz var. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.